Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ves salatu ve ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. tuat Mekke 9. Sifir 55. Kısım Asıl içinde vasıl Oruçlunun Cenabetlikten Temizlenmesi Bilginlerin çoğunluğu cenabetlikten temizlenmenin, orucun geçerlik şartı olmadığı ve gündüz ihtilam olmanın orucu bozmadığı görüşündedir. Bazı bilginler ise bu görüşe karşı çıkmıştır. Onlara göre... Kasıtla yapıldığında oruç bozulur. Ennehai, Tavus ve Urve bin Zübeyir'den aktarılan görüş budur. Ebu Hureyre'den bu konuda kasıtlı hareket eden ve etmeyenle ilgili rivayet gelmiştir. Ebu Hureyre şöyle derdi. Ramazan'da cenabet sabahlayan kimse orucunu bozmuş demektir. Şöyle de derdi. Bunu ben demedim. Kabe'nin sahibini yemin olsun ki onu Muhammed demiştir. Bazı malikiler ise şöyle demiştir. Ayızlı kadın fecirden önce temizlenip yıkanmayı ertelerse o gün orucunu yemiş demektir. Vasıl, batın yorum. Cenabetlik gurbet, gurbet ise uzaklık demektir. Hayız bir sıkıntıdır ve sıkıntı uzaklığı gerektirir. Burada özel bir sıkıntıyı kastetmekteyim. Bu sıkıntı türüne örnek olarak Allah'a ve peygamberine sıkıntı verenlere Allah lanet etsin ayetinde belirtilen sıkıntıyı verebiliriz. Başka bir ifadeyle Allah onları uzaklaştırsın, Lanet uzaklık demektir ve sebebi de onlardan duyulan sıkıntıdır. Cenabet El Kudüs isminden uzaktır. Oruç ise misli bir şeyin olmadığı Allah'a yaklaşmayı gerektirir. Orucun ibadetler içinde misli yoktur. Buna göre uzaklık ve yakınlık bir araya gelemeyeceği gibi aynı şekilde oruç ile sıkıntı ve cenabetlik de bir araya gelmez. Cenabetliğin doğanın bir hükmü olduğunu yani hayız de öyledir dikkate alıp orucun hakkı ait bir şey olduğunu söyleyen bilginler her şeyi yerli yerinde ortaya koyar. Böyle düşünen bilgin cenabetin orucunun geçerli olduğunu kabul ettiği gibi fecirden önce hayız halinden temizlenip yıkanmayı erteleyen ve fecirden sonra temizlenen kadının orucunu da geçerli sayar. Her hak sahibine hakkını vermenin bir hikmeti olarak bu yaklaşım batini yorumda daha yerindedir. Çünkü hikmet sahibi Allah şöyle buyurur. O her hak sahibine hakkını vermiş ve sonra hidayet etmiştir. Yani açıklamıştır. Ayette Firavun'a bu sözü söylediği aktarılan Musa'yı Allah övmüştür. Halbuki Allah yoksuldur ve Allah üçün üçüncüsüdür diyenleri kınadığı gibi bu sözden dolayı onu kınamamıştır. Fasıl içinde vasıl. Ramazan ayında yolcu ve hastanın orucu. Bazı bilginlere göre hasta ve yolcu oruç tuttuğunda oruç yükümlülüğü kendilerinden düşer ve bu onlara yeterlidir. Yani kaza etmeleri gerekmez. Bazı bilginlere göre ise yeterli değildir ve onların başka günlerde belirli sayıda oruç tutmaları gerekir. Benim kanaatim şudur. Hasta ve yolcunun oruç tutması onlardan yükümlülüğü düşürmez. Onlara farz olan diğer günlerdir. Şu var ki ben Ramazan ayında bu haldeyken oruca girdiklerinde hasta ile yolcuyu ayırt ediyorum. Bu noktada hasta için oruç nafile sayılır. Bu bir iyilik davranışıdır. Farz değildir. Kendisine orucu farz saysa bile gerçekte farz değildir. Yolcunun ne Ramazan ayında ne başka bir zaman tuttuğu oruç bir iyilik sayılmaz. İyilik olmadığında ise bir şey yapmamış gibidir ki bu da amelin en düşük derecesidir. Ya da iyiliğin zıttını ve aksini yapmış olabilir ki o da günahtır. Ben günah işlediği kanaatinde değilim. Fakat en iyisini Allah bilir ya bu esnada orucu tutmakla iyilik yaptığını kabul etmiyorum. Vasıl, batınıyorum. Salik, ilahi isimler aracılığıyla makamlarda yolculuk yapan demektir. Yolcuyken Hakk'ın Ramazan isminin onun üzerinde farz ya da farz olmayan oruç tutmak şeklinde bir hükmü yoktur. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yolculukta oruç tutmak iyilikten sayılmaz. Ramazan ismini Otoritesinin sona ereceği aya kadar hükmünü kendisine uygulamaya çağırır. Yolculuk ise tek bir halde kalmamak anlamına gelen yer değiştirme demektir. Bu nedenle hakkın Ramazan isminin hükmü oruç tutacak yolcu hakkında ortadan kalkar. Yolculukta tutulan orucun yeterli olduğunu ileri süren bilginler ise onun yolculuğunu ayın gündeyini kat etmede saymış ve ondaki hükmü de Ramazan ismine ait saymış ve böylelikle yolculuk ile orucu birleştirmiş olur. Yolculukta isimlendirilen yer değiştirmenin hükmüne gelirsek, salik oruçtan orucu bozma haline, oruçsuzluktan oruç haline geçmiştir ve Ramazan isminin hükmü kendisinden ayrılmaz. Bu nedenle onun oruç tutması ve kalkması emredilmiştir. Sonra iki günü birleştirerek oruç tutmakta geceden gündüze, gündüzden geceye geçtiği için caiz görülmüştür. Ramazan hükmü de kendisine sirayet eder. Bu nedenle yolcunun Ramazan orucunu tutması yeterlidir. Batını yorumda hastanın bu noktadaki hükmü yolcununkinden farklıdır. Çünkü bilginler şu konuda görüş birliğindedir. Hasta Ramazan ayında hastayken oruç tuttuğunda bu ondan yükümlülüğü kaldırır. Yolcu ise onlara göre böyle değildir. Onların ayetten kanıt getirmeleri zayıftır. Öyleyse bunun batını yorumu şöyledir. Hastalık sağlığın zıttıdır. Oruçtan istenilen şey ise sağlıktır. İki zıt bir araya gelmez. Dolayısıyla oruç ve hastalık bir araya gelemez. Bunu Ramazan ayında dikkate aldık. Fakat diğer oruçlarda dikkate almadık. Ramazan orucu Allah'ın farz yapmasıyla farz olmuştur. Onu farz kılan, onu hastadan kaldıran kimsedir. Dolayısıyla Allah'ın farz yapmadığı bir şeyin, farz olmadığı bir haldeyken tekrar Allah'ın farz kıldığı bir şeye dönmesi mümkün değildir fasıl içinde vasıl. Yolcu ve hastanın Ramazan ayında tuttukları oruç yeterlidir ve hasta ve yolcunun tutması mı yoksa bozması mı daha üstündür diyenler hakkında fasıl. Bazı bilginlere göre oruç tutmak, bazı bilginlere göre ise tutmamak daha üstündür. Bazı bilginlere göre bu konuda kişi serbesttir. Dolayısıyla biri diğerinden daha üstün değildir. Vasıl, batınıyorum. Orucun ibadetler içinde benzersiz olduğunu dikkate alıp onu hakka ait bir nitelik sayanlar tutmayı üstün sayar. Onu bir ibadet ki ibadet horluk ve yoksulluk göstergesi dolayısıyla uzaklık sayılmaya daha layıktır. Sayanlara göre ise özellikle hasta ve yolcu için tutmamak daha üstündür. Çünkü o ikisi kuvvete gerek duyar. Kuvvetin kaynağı da doğal olarak yemektir. Öyleyse oruç tutmamak bu ikisi için daha iyidir. Orucun Ramazan bozmanın El Fatır yani iftar ile Fatır ismi arasındaki anlam ilişkisi isminden kaynaklandığını düşünerek Allah'a ait olmaları bakımından ilahi isimler birbirlerinden üstün değillerdir diyen bilginler ise bir ismin diğerinden üstün olmadığını ileri sürer. Hasta ve yolcu için tutmak ve yemek birdir. Çünkü orucu bozan yolcu veya hasta kişi El-Fatır isminin hükmü altındayken tutan kişi dereceleri yükselten yani rafiyut, el-mümsik ve ramazan isimlerinin hükmü altındadır. Üstün, daha üstün ya da alemde ki alem Allah'tan başka her şey demektir. Üstün ve onun karşısında daha değersizliği yorumlarken muhakkikler böyle hareket eder. Fasır içinde vasıl Yolcunun orucunu bozduğu yolculuğun bir sınırı ve tanımı var mıdır? Bazı bilginlere göre namazın kısaltılmasını gerektiren yolculukta oruç tutulamaz, tutulmaz. Bilginler daha önce ele alınmış olduğu gibi bu konuda görüş ayrılığına düşmüşlerdi. Bazı bilginlere göre ise kendisine yolculuk denilen şeyde oruç tutulmaz ki ben de bu görüşteyim. Vasıl, batınıyorum. Yolculuk, toplayıcı isim ve hedeflenen gaye olan Allah ismine yapılır. Allah'a giden yolda ilahi isimler, yolcu için konaklama yerleri veya ayın belirli ve hedefli bir yolda yürümesi için saptanmış menzillere benzer. Yolculuğun en azı bir isimden başka bir isme geçmektir. Yolculuğun en az diliminde Allah'ı bulan kişinin durumu buna göre değerlendirilir ve ona yolcu adı verilir. Bize göre yolculuğun çoğunun sınırı ve haddi yoktur. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında şöyle buyurur. Allah'ım kendini isimlendirdiğin veya yaratıklarından birine öğrettiğin veya gaybının bilgisinde kendine ayırdığın bütün isimlerin aracılığıyla senden istiyorum. Yolculuk denilen şeyde orucunu bozar demenin batın yorumu budur. Bu konuda bir sınırlamaya dikkate alan bilginlerin görüşü de koydukları tanıma ve sınıra göre yorumlanır. Yolculukta üç günlük süreye dikkate alan kimse mutlak birliğin veya bildiğin sayıda bir hükmü yoktur. Sayı iki ve daha fazlasıdır diyenlere benzer. Burada Yolculuk Allah ismi nedir ve ona ancak kendisiyle yolculuk edilebilir. Allah'a yolculuk eden insan ilk olarak ferdiyette yani teklikte kendisiyle karşılaşır. Teklik tek sayıların ilki olan üçtür. Tanımlanmış yolculuk budur. Diğer görüşler bu kitabın namaz bahsine zikrettiğimiz gibi bilginlerin namazın kısaltılması ile ilgili görüşlerinde olduğu gibi değerlendirilir. Biz o meseleyi kitabın ilgili bölümde zikretmiştik. Fasıl içinde vasıl. Orucu bozmanın caiz olduğu hastalık. Bazı bilginlere göre hastalık oruç nedeniyle oruçlunun maruz kaldığı meşakkat ve zarar. Bazı bilginlere göre ağır hastalık, bazı bilginlere göre ise hastalık denilen şeyin en azıdır ki ben de bu görüşteyim. Bu Rabia bin Abdurrahman'ın görüşüdür. Vasıl batınıyorum. Gücünü ve gayretini harcayan bir mürit meşakkatle karşılaşır. Bu nedenle bize ancak senden yardım dileriz demek emredildi. Allah-u Teala şöyle buyurur. Sabır ve namaz ile yardım dileyiniz. Böylelikle ilgili olduğu konuda El-Kavi ismi kendisine yardım eder. İşte bu orucu bozmayı gerektiren hastalıktır. Hastalığı meyil olarak yorumlayan kimse ise meyle hastalık adını vermiş demektir. Bu Allah adamlarından biri olduğuna inandığım El-Mevakıf yazarı Muhammed bin Abdülcebber en Niferi'nin görüşüdür. İnsan zorunlu olarak meyil halindedir. Çünkü o ilahi isimler bakımından her zaman hak ile halk, halk ile hak arasındadır. Her yön onu kendisine çağırır ve bir yana sapması kaçınılmazdır. Ya ondan veya onunla, ona veya kendi haline göre kendisiyle ona meyleder. Allah yolunun yolcuları bilhassa böyledir. Onlar mübahları işlerken bile ya memdub veya farzı işleme halindedir mübah saf halde onların karşısına çıkmaz. Allah ehlinden birinin terazinin iki kefesinin dengede olduğu görülmez. İnsan ise terazinin dilidir. Dolayısıyla hakka dava edenin gönlüne yönelmek zorunludur. Hastalık denilen durumda orucu bozmayı kabul etmenin batini yorumu budur. Rivayet edilen kutsi bir hadiste Allah'ın hastanın yanında olduğu bildirilir. Dikkat ediniz. Hasta sürekli Allah'a sığınır bulunduğu din ve inanca göre onu çokça zikreder. Çünkü hasta zorunlu olarak Allah'a yönelir. İçinde bulunduğu durumdan kurtulmak isteği işi, bu durumu açıkça gösterir. Bir sıkıntıyla karşılaşan insan doğal olarak kendisinden bu sıkıntıyı giderecek kimseye doğru yönelir ki o da Allah'tan başkası değildir. Size denizde bir hastalık temas ettiğinde ondan başka dua ettikleriniz kaybolur. İnsan kurtuluşa giden yolu bilmiyorsa zorda kalmayı görmemiş demektir. Çünkü zorda kalmayı öğrenmek tatmayla gerçekleşir. Biz niyeti dikkate alırız ki amaç da odur. Orucu bozabilmek için ağır hastalığı dikkate almak, batini yorumda kula izafe edilen fiillere işaret eder. Hastalık, fiiller konusunda haktan bir sapmadır yani meyildir. Çünkü fiiller hakka aittir. Bu konuda Allah ehlinin görüşlerine uyan ve uymayanlar, fiilleri haktan soyutlayarak kula izafe, kula izafeye yönelir. Bunu ise ya güç yetirme veya fiillerin yaratılması ya da kesb yani kulun kazanımı bakımından hareketle yaparlar. Mutezile ve eşarilerin insanın fiillerinin görüşü gibi. Bu sapmanın kaynağı ya duyulur veya dindir. Rabbimiz senin indirdiklerine iman ettik ayeti birinci duruma işaret eder. Böylelikle meydana getirme yönünden iman fiilini kendilerine izafe etmişlerdir. Allah ise onlara Allah'a iman ediniz demiştir. Bu ise bu tamlamayla insanların kendilerine izafe ettikleri şeyin doğruluğunu onaylamak demektir. Bu da din kaynaklı sapmadır. Öyleyse fiilleri insana izafe etmekle gerçekleşen bu sapma hastalık gibidir ve onu hak ile halk arasında bulunduğu için ağır sapmadır. Yani hastalıktır. Hasıl içinde vasıl. Oruçlu ne zaman oruç bozar, ne zaman tutar? Bazı bilginlere göre yolculuğa çıktığı günden itibaren orucunu bozar. Bazı bilginlere göre ise o gün orucunu bozmaz. Bilginler şehre gireceği günü bilen insanın oruçlu olarak şehre girmesini müstahap saymıştır. Oruçsuz olarak girse de kefaret ödemesi gerekmez. Vasl, batınıyorum. Seri suluku esnasında bir salik kendisine ait etkisi altında bulunduğu bir ilahi ismin hükmünden çıkıp başka bir ilahi isme gidebilir. Söz konusu isim başka bir ismin ki bu isimle salikin hükmünden çıktığı isim ve ne de ulaştığı isimdir. Hükmünü ona ulaştırmak üzere saliki kendisine davet etmiştir. Bu durumda salik bulunduğu her yerde kendisiyle suluk ettiği o isimle beraberdir. Allah şöyle buyurur: "Her nerede olursanız o sizinle beraberdir." Bu isim onun oruç tutmasını gerektirirse oruç niteliğinin hükmüne sahip olur. Orucu açmayı gerektirirse oruç bozma hükmünde olur. İçinde bulunduğu gününde ki gün nefes demektir, konaklamak istediği o isme davet eden ismin hükmü altında olduğunu anlarsa o ismin özelliğine göre hareket eder. Bu hüküm ya oruç tutmak veya bozmaktır. Onun adına herhangi bir hal belirlemiyorum çünkü haller değişir. Bu konuda onun üzerinde bir sorumluluk yoktur. Başarı Allah'a bağlıdır. Fasıl içinde vasıl. Gündüzün bir kısmı geçmişken şehre ulaşan yolcunun durumu. Bilginler bu durumdaki bir insan hakkında görüş çayına düşmüştür. Bazı bilginlere göre tutmama hali sürdürürken, bazı bilginlere göre yemekten, içmekten uzak durur. Aynı şekilde temizlenen hayızlı kadında yemekten uzak durur. Vasıl, batını yorum. Sülükunda bir hedefi belirleyip ona ulaşan insanın sevinmesi acaba kendisini bu hedefe ulaştırana şükretmekten perdeler mi? Perdelerse onun üzerindeki hüküm değişir ve ondan geri durmak hükmü dikkate alınır. Perdelemezse ulaştığı esnada kendisini ulaştıranla ilgilenir. Bu durumda onun hükmünün dışına çıkmaz ve sülükü esnasında bulunduğu niteliğini o ismi kulluk ederek sürdürür. Bu ibadet, yükümlülük ibadeti değil, şükür ibadetidir. Aynı şey haiz gören için de geçerlidir. Haiz, batını yorumda, yalan demektir. Bu hal, doğruluk ile rızıklanır, yani yer değiştirirse ve haiz halini temsil eden yalandan temizlenir. Hayız onun orucu bozmasının nedeniydi. Acaba dince geçerli bir yalan nedeniyle orucunu bozma halini sürdürür mü? Örnek olarak insanların arasını düzeltmek için yalan söylemek, savaşta yalan söylemek, erkeğin içine yalan söylemesini verebiliriz. Yoksa övlen farz veya memdup konularda doğru olan şey gerekli midir? Çünkü dedikodu ve söz taşımak gibi yasaklanmış doğru söz yasaklanmış yalan gibidir. Her ikisi de eşit ölçüde perdelenmeye yol açar ve günah kazandırır. Örnek olarak eşiyle yatağında yaşadıklarından söz eden bir insanın davranışını verebiliriz. Bu durumda insan doğru söylese bile büyük günahlardan birini işlemiş sayılır. Aynı şey dedikodu ve söz taşımakla ilgilidir. 55. kısım sona erdi. Onu 56. kısım takip edecektir.